Sıradaki başlık dedik, Cumhuriyet Gazetesi'nden geliyor değerli izleyenler. O da şu, itirazı anlamadık. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, çok sayıda kulübün tahkim kuruluna itirazda bulunduğu yabancı futbolcu sayısı kararı ile ilgili. Türkiye Futbol Federasyonu kararını verdi. Kulüplerimizin birçoğu neden itiraz etti anlamadık. Kulüpler zaten geçen... Neden itiraz etti anlamadık. Buraya kadar okuduğunda kimse onlara sormadığı için olabilir mi acaba sorusu geliyor aklına. Ama daha önce bir cümle daha oku Nihat Özdemir demişti biliyorsun kulüplerle konuştuk. Ben başkanlara bakarım. Teknik direktörler benim muadamım değil demişti. Devam ediyorum. Kulüpler zaten geçen sezon 7.52 yabancı oyuncu oynatmış. 7.5 oyuncu oynatmış yani. O ilk 11'de 8 oyuncuya neden karşı çıkıyorlar anlamıyorum. Tahkim kurulunun kararını bekleyeceğiz. Tahkim Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Şimdi i̇tirazı anlamadık diyor ya başkan. Evet. Ve soruda diyor ki 752 ile oynuyorlar zaten diyor. 8'i evet. bulmuyorlardı. Evet. Ben de bunu cevaplar diyorum ki ben de sınırlamayı anlamadım böyle bir durum varsa. Yani zaten 8'e geçmiyorlarsa niye ile sıkıştırıyorsunuz şu ben de bunu anlamadım. Muhtemelen kulüpler de bunu anlamadı. Ya zaten 7 52 oynuyorsunuz. Niye 8 yapıyorsun? O zaman diyor kadronda niye 14 tane 15 tane hani Çünkü niye... sen izin verdin ondan. İşte diyor ki onu sınırlıyoruz. Ya Türk oynatıyorum işte. Bunu istemiyor muydun zaten? Evet. Yani ben backup'ımı yaptım. 14 tane yabancım var, ya yani 12 tane yabancım var ama ona rağmen Türk oynatıyorum. Ve bu sayede Türk oyuncular yabancılarla rekabet içine girip daha yüksek bir standarda çıkıyorlar. Doğru, bu Olamaz mı bunun cevabı? Yaşadığımız bu zaten. Yani daha istediğimiz seviyede değiller. Avrupa'ya evet. bakıyorum. O Avrupa'da bir şey yok da Başakşehir dışında. Ee, Avrupa'da bir şey yapamadık yani. Hayır, Şampiyonlar günde dökülüyoruz. Türk anlamında söylüyorum. Ha, yani Dolayısıyla burada bir şey var. Ee, beceri, başarı var. Dolayısıyla hani başkan diyor ki ben anlamadım. Ben de bunu anlamadım. Niye 8? Şimdi mesela Burak bu konuda bir şey söylemiş. Onu anlarım ben. Burak diyor ki kardeşim diyor sen benim diyor hakkımı niye savunmuyorsun diyor. Niye yabancı diyorsun diyor. Burak söyler bunu çünkü Burak bundan para kazanacak. Hemen gelsin ekranı Sözcü gazetesinden. Yabancı serbest olsun algısından rahatsız olan 35 yaşındaki Burak Yılmaz biz 6 ay veya 1 yıl para almadan oynuyoruz, fedakarlıklar yapıyoruz. Yabancılar istediği zaman ihtar çekip gidiyor diye dert yandı. Şimdi Burak hem haklı hem haksız. Yani burada yabancı ihtar çekiyor gidiyor. Ee, FIFA'ya başvuruyor parasını alıyor. Ben diyor buradaki e, içeride dönen sistemde yapamıyorum. Yani aynı durumda değilim farklı birbirine. Anladım da bu haklar verilmez alınır. Gelin bir araya. Çıkmayın iki hafta maçlara. Kardeşim Türk onlar onlara olarak, neyse bize de o deyin yerli oyuncular olarak. Bitsin iş. Yani sen orada e, bir sendika oluşturmadan sadece bir profesyonel e, futbolcular derneği hani herhangi bir yaptırım gücü olmayan, baskı unsuru olmayan bir organizasyon içinde haklarını alamazsın tabii ki. Haklarını nasıl alırsın? Güçlü bir organizasyonla alırsın. Ama yani hem bu olmayacak hem işte benim hakkımı koruyun. E, yani şimdi Burak bilmiyor mu? Biliyor. E, neyin ne olduğunu, yılların e, tecrübesi, büyük takımların tamamında oynadı, e, daha fazlasında yaptı. Çok geni yetenek Hala ülkenin bir numaralı santrforu. bütün bunları biliyor. E, ama yani ne yapacağız peki? Şimdi o mesela Fransa'ya transfer olacak. E, orada da onu şey mi olsun? Fransızlar mı korusunlar onları? <laughs> Yok öyle bir şey tabii ki. Ha, tabii Nedir sistem, sistem orada senin az önce söylediğin gibi bu işin sendikası o su şu su bu su kurumları, ha, kurumları karışım, senin sendikan var mı benim kurallarıyla <laughs> <Olayı mevcut. gülüyor> bu, o yüzden işte hukuk hukuka saygı kurala saygı bu yüzden önemli bu kurumların hepsinin yani birer birer değil, hepsinin oluşturduğu belli bir sistem var ve bu sistem içerisinde sen böyle şeyler başına gelmiyor ondan sonra otomatik olarak o Ya Burak aktif bir sıkıntılar aktif çözülüyor. Aktif bir futbolcu olarak ya benim çıkarım korunsun ya da benim arkadaşlarımın çıkarı korunsun. Burak çünkü bundan önce bu şey Sistemi olduğunda bunu sağlıyor olması lazım futbolcuların Açık yüreklikle şunu söylemişti. Yani benim da var. benim milli takımdan arkadaşlarım futbolu bırakmak zorunda kaldı evet. bu serbestliği yüzünden evet. demişti. Hatırlar onu. Evet, evet, evet. Yani haklı bir taraftan adam futbol oynuyordu. Daha da 5 sene 6 sene oynayabilecekti. Yabancı oyuncular gelince onun seviyesinin düşük olduğu ortaya çıkınca futbolu bırakmak zorunda kaldı. Tasfiye oldu evet. Ya da mücadeleye girmedi. Ya o zaman tamam beni oynatmıyor musunuz? Ben gideyim o zaman Belçika'da kendimi göstereyim. Oradan da İngiltere'ye zıplarım. Şöyle yaparım Almanya'da oynarım demedi bir kısmı. Bir kısmı dedi ama bunu. Yaptılar da. Ee, yani bu futbol dediğin bırak. Sonuçta Çin'den tercih edildi, Doğru. Dü dünyanın parasına, Şampiyonlar Ligi'nde kendisini gösterdi, İngiltere'ye transferi söz konusuydu. Önemli bir futbolcu yani yüksek rekabet seviyesinde futbol oynarsan bıraklı olduğu gibi başarılı olursun hayatta yani pasaportunda ne yazdığın önemi yok.